Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Bugünkü konumuz Ege ve Doğu Akdeniz üzerinde insansız hava aracı rekabeti. Türkiye'nin bu konuda çok ciddi bir ağırlığı var. Ankalarla, TB2, Bayraktarlarla çok kuvvetliyiz. Ama karşı tarafta Yunanistan'da da bazı gelişmeler var. Yunanistan'ın mevcut büyük bir insansız hava aracı sistemi yok. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden MQ-9 alımı gündemde, aynı zamanda İsrail'den de Heron kiralanması planlanıyor. Bakalım nasıl gelişmeler olacak? Bu sistemler neler? Bu videomuzda karşılaştırmalı bir insansız hava aracı sistemlerini göreceğiz. Türkiye son 15 yıldır insansız hava aracı sistemlerine çok ciddi yatırım yapıyor. Bir tarafta Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin geliştirdiği MALE orta sınıftaki Anka serisi var. Anka normal A serisiyle başladığı hizmetine bugün Anka S gibi uydulardan kontrol edilebilen, karıştırılması çok zor bir hem insansız hava aracı hem de SİHA, yani silahlı insansız hava aracına sahip durumdayız. Bu sistemlerin farklı modelleri var. Elektronik karıştırma yapıyor, yakın hava desteği veriyor, keşif hizmetleri gerçekleştiriyor. Bir tarafta da Ankaların hemen altında ihracat başarısı da yakalayan, Ukrayna'ya, Katar'a ihraç edilen TB2 Bayraktar var. Bayraktar uygun fiyatı ve yapabildikleri kabiliyetleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, emniyetin, jandarmanın en önemli vurucu güçlerinden biri olmuş durumda. İşin tabi sadece Suriye operasyonları, Güneydoğu, sınır ötesi operasyonlar değil, bir de işin Ege ve Doğu Akdeniz bölümü var. Ege'de çok yoğun olarak deniz kuvvetlerimize bağlı Anka ve TB2 Bayraktarlar uçuyor. Tabiri caizse metre metre Ege'yi gözlemliyor. Her türlü harekete anında kameralarını döndürerek oralardan görüntü alıyor. Benzer bir durum Doğu Akdeniz için de geçerli. Malum Türkiye'nin Libya ile yaptığı bir petrol anlaşması var. Bu anlaşmayla birlikte açık denizlerde Türkiye çeşitli sismik gemileriyle, petrol platformlarıyla bölgede doğalgaz arıyor, petrol arıyor. Yukarıdan da bu platformlar, gemiler aynı zamanda Anka ve TB2 Bayraktar tarafından da gözlemleniyor. Konu tabii uzun süredir Yunanistan'da büyük bir sıkıntı oluşturmuş durumda. Geçen yıl ilk olarak deniz kuvvetlerine ait İHA sistemleri bölgede uçmaya başlayınca Yunanlılar hemen bir bir F-16'larını, Mirage 2000'lerini kaldırmaya başladılar. Ama bir F-16'nın havalanması, bir Mirage 2000'in havalanması çok ciddi bir maliyet. Sonuçta bu insansız hava araçları pervaneli, ufak uçak kategorisindeki hava araçları. Onların her uçuşuna F-16 kaldırmak çok ciddi bir maliyet haline gelmeye başladı Yunanlılar'da. Ve Yunanlılar kısa süre içerisinde bu uçuşları kestiler ve onlar da insansız hava aracı almak üzere çeşitli çalışmalar yapmaya başladılar. Tam bir yıl önce, yani 2019'un Nisan'ında Yunanistan hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'ne MQ-9 Reaper sistemi almak üzere bir başvuruda bulundu. Şu an Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin temel insansız hava aracı sistemlerinden biri. Bu gelişmeler üzerine de Aralık 2019'da MQ-9'un imalatçısı olan General Atomics şirketi bir demo, yani bir tanıtım ekibini Yunanistan'a yolladı. Yunanistan'da çeşitli uçuşlar yapıldı. Sistemin radarı, aldığı keşif verileri nasıl iletiliyor, ne yapılıyor, ne ediliyor gibi çalışmaları Yunanlılara uygulamalı olarak gösterildi. Bu tanıtım sonrasında General Atomics ilişkilerden memnun olduğunu, 3 adetlik satış konusundaki gelişmeler için topu Amerikan Kongresi'ne attı. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl bir gelişim izlenecek bununla ilgili. Bu MQ-9'lar nasıl Yunanistan'a gelecek, bunları beraber göreceğiz. Ama şu ana kadar, yani Aralık ayından içinde bulunduğumuz Nisan ayı sonuna kadar herhangi bir bilgi henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil. Biliyorsunuz bir hava aracı sipariş verildiğinde hemen raftar indirilip paketlenip gönderilip operasyonel olmuyor. Bunlar 0-1 hava aracı için imalat süreci başlıyor, modifikasyonlar, arkasından imalatçının testleri,
Bunu alıcının testleri ve kabul süreçleri, arkasından hava aracının o ülkeye getirilmesi, eğitimlerin tamamlanması, belirli bir süre sonra da harbe hazır hale getirilmeleri gibi gerçekten çok uzun prosedürler arka arkaya işleniyor. MQ-9'lar, Reaper sistemleri ne zaman gelir, harbe hazır olur, bunları bilmiyoruz. Ama aradaki dönemde Yunanistan, İsrail'den Heron sistemi kiralamak üzere anlaşma gerçekleştirmiş durumda. 2 adet Heron Yunanistan'a gelecek ve burada kiralık olarak uçacak. Muhtemel bu Reaper sistemi gelip aktif oluncaya kadar bu aradaki boşluğu Heron'la kapatmayı hedefliyorlar. Anlaşma 2 adet Heron'u kapsıyor. Artı bir opsiyon, yani Sunny'ın karşılıklı anlaşma doğrultusunda 3'e yükseltilmesi de söz konusu. Şimdi isterseniz bu iki insansız hava aracında bir karşılaştıralım. MQ-9 kaç saat havada kalıyor? Heron'un özellikleri nedir? Birlikte bakalım. MQ-9'un faydalı yükü 1700 kilogram. Saatte 482 kilometre hıza çıkabiliyor. Servis tavanı ise 50.000 feet. Hava aracının menzili de 1900 kilometre ve 14 saat havada kalıyor. MQ-9'un en önemli özelliklerinden biri turboprop motora sahip olması. Pistona göre turboproplar daha fazla güç üretiyorlar. Yapı olarak biraz daha küçük olabiliyor tasarımına ve büyüklüğüne bağlı olarak tabii ki. Bu da hava aracının daha fazla yük taşımasına ve sürat olarak da hız olarak da daha hızlı gitmesine imkan sunuyor. Biliyorsunuz Heronlar İsrail yapımı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da kullanılıyor. Türkiye ile İsrail arasında ciddi sorunlar olmuştu Heronlar konusunda. İşte bakımları, kamera sistemleri falan, ama arkasından Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne İHA almak üzere başvurmuştu. Bunlar sonucunda İsrail'in ve Amerika'nın önümüzü tıkaması sonrasında Türkiye'de insansız hava aracı geliştirildi ve bugün Anka gibi, TB2 gibi, tabi bu iki hava aracının da birer üstü geliyor. Aksungur var, TUSAŞ'ın yaptığı çift motorlu. Aynı şekilde Baykar'ın Akıncısı var. 5 tonluk devasa bir insansız hava aracı sistemi. Türkiye gerçekten iki modelle de dünyaya çok farklı mesajlar verdi ve insansız hava araçlarının geleceğiyle de ilgili özellikle savaş doktrinlerinde farklı yaklaşımları sunmuş oldu. Heron'u da isterseniz şöyle bir inceleyelim. Heron 250 kilogram faydalı yüke sahip. Hızı maksimum havada seyir sürati 207 kilometre bölü saate çıkıyor. 33.000 feet servis irtifası. Menzili ise 1000 kilometre. Yaklaşık 24 saat havada kalabiliyor. İsraillerin kiralama yapacakları Heron'un hangisi olduğu konusunda pek fazla ortada bilgi yok. Heron'ların MK1 olarak adlandırılan basit standart modeli var. Bir de daha güçlü motorlarla uçan MK2 serisi var. Örneğin 24 saat havada kalma süresi MK2 serisinde 48 saate çıkmış durumda. Muhtemel, benim tahminim, gözlem amaçlı ilk serinin kiralık olarak verileceğini tahmin ediyorum. İsrail aynı zamanda birçok ülkede kiralama yapıyor. Eski nesil daha standart özelliklere sahip Heronlar daha basit görevler için kiralama görevleriyle çeşitli ülkelerde görev yapabiliyor. Sonuç olarak Yunanistan'ın almayı planladığı MQ-9 veya kiraladığı Heron tipi insansız hava araçları tamamen keşif özelliklerine sahip ve herhangi bir silah taşımıyor. Türkiye'de bu silahlı İHA konusunda çok önemli tecrübelere sahip. Hem bu sistemlerin yerli olması, yazılımının yerli olması, tasarımının yerli olmasının yanı sıra kullanılan mühimmat da yerli. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği sistemler var. Bir taraftan Roketsan'ın imal ettiği, geliştirdiği sistemler var. Bu sistemler çok efektif olarak, yani ekonomik olarak operasyon yapmanızı, çok basit sistemlerle özellikle Suriye'de, Güneydoğu'da sınır ötesi operasyonlarda büyük başarıya sahip insansız hava aracı sistemlerimiz çok daha basit, efektif sistemlerle çok ağır vuruş gücüne ulaşılmış durumda. Dünyada da zaten bu konuda da doktrinler oluşuyor. Ben herhangi bir güç dengesinin alınacak 3 Reaper veya 2 Heron'la bozulacağını düşünmüyorum. Bu sadece Yunanistan'ın bir bayrak gösterme operasyonu. Bu konuda da Yunanlar aslında enteresan da bir geçmişe sahipler.
Yunanlılar 1982 yılında Pegasus adı verilen ve kendi Hellenic Aerospace Industries HAI tarafından geliştirilmiş bir insansız hava aracını uçurdular. Yıl 1982. Testleri tam 10 yıl sürdü. 1992'de tamamlanabildi. Arkasından yavaş yavaş Yunan Hava Kuvvetleri ve Silahlı Kuvvetleri'nde Pegasus'lar kullanılmaya başlandı. Bu sistemler 2003 yılında tekrar modernize edildiler. Şu an Google arama sonuçlarına göre diyelim, tabii ki kaç tane aktif olduğunu bilemiyoruz, 16 sistemin Yunanistan'da bulunduğuna dikkat çekiliyor. Yunanistan bu çalışmalara 1982, ki bizden epey önce başlamış durumda, ama bunun arkasını getirememiş. Yunanlılar da bu konudaki ne yazık ki farklı düşünüp geri kaldıklarında sık sık Yunan medyasında gündeme getiriyorlar. Biliyorsunuz Yunan medyasının en önemli konu başlıklarından biri de Türkiye. Türkiye'nin yaptığı operasyonlar, silahlı kuvvetlerin durumu, savunma sanayinin yaklaşımları Yunanlılar tarafından dikkatle izleniyor ve bunlarla ilgili de bol bol haber gerçekleştiriliyor. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize sorularınızı yorum yazarak iletebilirsiniz. Beğenilerinizi de lütfen eksik etmeyin. Bildirimlerinizi açarsanız her gün saat 19'da videomuz yayınlanmadan önce bilgisi size ulaşacaktır. Bizlere aynı zamanda mail de atabilirsiniz. info@tolgozbek.com mailimiz. Detaylı havacılık haberleri ise www.tolgozbek.com sitemizde. Yarın saat 19'da yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.